bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Münafıklar ile alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk 5 ayeti müminleri tavsif eder. Ondan sonraki 2 ayet kafirlerin durumunu nazara verir. 13'ten 20. ayete kadar 13 tane ayet, yani 8. ayetten 20. ayete kadar 13 tane ayet münafıklar hakkında bahseder. Yani Kur'an'ın ifadesiyle münafıklar kafirden daha eşittir. Yani daha şiddetli ve daha dehşetlidir. Evvela nifak kelimesi nefk kökünden gelir. Tünel, tare, farenin yer altında açmış olduğu tünel, delik, gedik gibi manalara gelir. Hatta infakla nifak aynı kökten gelir. Yani münafık insanları ifsad etmek, karıştırmak, yeryüzünde kan dökmek amacıyla birçok fesat yuvaları açar. Farenin delikleri o delikten o deliğe kaçmak için fesat yuvaları açtığı gibi. İnfak ise adeta fakirle zengin arasında geçişi sağlamak amacıyla tüneller kazar. Böylece birçok alanlar açmış olur hayır, yardım, iyilik amacıyla. Mesela şu anda gerçi korona dolayısıyla umre ve hac yasak durumunda. İnşallah kısmet olur da gittiğinizde Kabe'den dönerseniz ilk tünelin üstüne baktığınız zaman Nefki Abdülaziz yazar. Yani Abdülaziz tüneli. Onun için kafir, münafık olan kişi, iki yüzlü olan, aslında iki yüzlü, aslında her türlü maskeyi kullanır. Yani türlü türlü maskeler kullanan kimseye münafık denilir. İki tane yüzü değil, 200 yüzü vardır. Yani 200 yüzden de öyle kolaylıkla olabilecek durumda değil. Çok yüzleri kendisi için kullanır, ifsat ve fesat için. Şimdi münafıklar konusunda Kur'an-ı Kerim o dehşetli durumu nazara verir. Hatta mealen baktığımız zaman münafıklar ile ilgili toplam olarak 34 tane kadar tahmini olarak mealen münafıklardan Kur'an-ı Kerim'de bahseder. Kur'an-ı Kerim'in zaten 63. suresi Münafikun suresidir. Yani o sure böylece tamamıyla münafıklar ile alakalı olaraktan Münafikun suresi diye bir surede böylece onlar anlatılmaktadır. Münafıkları Kur'an-ı Kerim tavsif ederken huşubun müsennedeh der. Yani sıra sıra dizilmiş, sıra sıra dizilmiş kütükler durumundadır onlar. Sıra sıra dizilmiş kütükler. Onun için Bakara suresinin 8. ayetinden 20. ayetine kadar o münafıkların durumları ifade edilir. Yani onlar tamamen karanlık içerisinde, bir an şimşek çakıp aydınlanıp ondan sonra tekrar karanlığa bürümüş gibi şaşkın bir hallerini Kur'an-ı Kerim nazara verir. Yine onlar ile ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü'nü geçerken müminlere seslenir, yalvarırlar. Ne olur durun, nakta bismin nurikum. Biz de sizin biraz nurunuzdan İstifade edelim. Onlar nursuz insanlardır. Nurunu kaybetmiş olan insanlardır. Zulmet içerisinde kalmış olan insanlardır. Onu şu şekilde bir onlar için bir benzetme yapılır. Efendimizin hadislerinde de aynı şekilde var. Onlar iki sürü arasında gidip gelen bir koyuna benzetilir. Yani ne bir sürüye mal olur ne öbür sürüye mal olur. İki sürü arasında gider gelir. Yani bu durumunda Yahudi Agop'a da benzetilir. Yahudi Agop'a da benzetilir. O nispette münafıklar şöyle ki, Agop hanımına gelir der ki, ben de Yahudilikten bir şey anlamadım, Hristiyanlığı seçeceğim der. Sen bilirsin bey der. Ve gider Haam'a der ki ben Yahudilikten ayrılıyorum der. Papaza der ki ben Hristiyanlığı kabul edeceğim ama bir araştırayım. Araştırır, kafasına yatmaz.
Papaza der ki, yo ben kafama yatmadı. Gelir Müftü Efendi'ye der, ben İslam Müslüman olacağım ama bir araştırayım. Ve İslamiyet'i araştırırken o sırada ölür. Hanımı bunu alır, Yahudilerin mezarına götürür. Ham der ki, yok der, bu Yahudilikten ayrıldı der. Kabul edemeyiz. Mecbur kalır, çağrını açar. Hristiyanların mezarına götürür. Papaz der ki, yok der. Evet, araştıracağım dedi ama sonra kabul etmedi. Müslümanların kısacası merazlarına getir. Onlar da Müslüman olmadı. Araştıracağım dedi. O da kabul etmez ve bizim Agop ortada kalır. Hanımı eğilir. Agop, Agop der. Ne Musa'ya yar oldun, ne İsa'yı buldun, ne de Muhammed'e ulaştın. Kaldın ortada, kaldın ortada. Diyerekten münafıklar adeta Agop misali iki arada bir derede. Ne oraya yar olurlar, ne İsa'ya, ne Musa'ya, ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yar ve dost olmazlar. Bir derece ortada karanlıkta kalan kişiler mesabesindedirler. Onun içindir ki münafıklar adeta pirincin içerisindeki beyaz taşa benzerler. O derece tehlikelidir. Pirinç diye yersin ama biraz sonra bakarsın ki dişin gitmiş. Yani münafıklar da bu manada müminler arasındaki fitnenin, fesadın, kan dökmenin en önemli faktörleri onlardır. Genel olarak Risale-i Nur külliyatında bu konuda bakaraktan bu meseleyi genişçe inşallah ele almaya çalışacağız. İşte bu manada mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfetül Yemaniye münafıkların isimlerini vermiş. Hatta Hazreti Ömer dehşete kapılıyor. Allah aşkına diyor. O listeye bir bakar mısın diyor. Ben de var mıyım o listede diyor. Ses çıkartmıyor. Ama Hazreti Ömer Huzeyfe'nin katıldığı cenazelere o da katılıyor. Onun katılmadığı cenazelere o da katılmıyor. Çünkü onu ifade edeceğim burada onların cenaze namazının kılınmayacağına dair genel olaraktan külliyattan bu meseleleri inşallah özetleyerek sizlere arz etmeye çalışacağım. Onların o noktada tabiye tamamen münafıklığı kesin bir şekilde tespit edilmişse cenaze namazları kılınmaz. Emir Dağı laikasından Aziz Sıddık kardeşlerim, Ali köyünde Risale-i Nur şakitlerinden Ali Efendi münafıklar hakkında bir ayet-i kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım izaha müsait olmadığı için kısaca bir iki cümle beyan edeceğim. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Yani Tevbe suresi 84. ayet-i kerimede münafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Mealindeki ayet o zamandaki ihbar-ı ilahi ile yani bizzat Allah'ın peygamberimizle mesela Hazreti Huzeyfi'ye bildirdiği gibi bilinen kat'i münafıklar demektir. Yoksa zan ile şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Çünkü o da ayrıyeten Allah korusun fitneye neden olmuş olur. O da münafıkların ayrı bir durumunu ortaya getirir. Şimdi bu konuyla da alakalı olduğu içindir ki bunu açaraktan ifade edeceğim. Mesela bizzat Cenab-ı Hak emrediyor. Mescit yıkılır mı? Yıkılıyor. Mescid-i Dırar diye. Münafıklar Peygamber Efendimiz zamanında Medine'de mescit yapıyorlar. Ta ki böylece müminlerle diğer insanlar arasında bir ayrım yaparaktan kavga çıkartmak. Bunun üzerine Allah emrediyor, mescid-i dırar diye ifade edilen yani zararlı mescid yıkılmasını emrediyor. Efendimiz Allah'ın emriyle o münafıkların yaptığı mescidi yıkıyor. Aynen zamanımızda da öyle değil mi? Aynı şekilde Ankara'da da mesela o mana yapıldı. Aynen mescid-i dırar olaraktan. Güya Alevilerle Sünnilerin mescitleri, camileri yan yana. Aa ne kadar masumane, ne kadar güzel. Ama hakikaten niyet başkaydı. Münafıkane bir şekilde olduğu içindir ki. Onun için bu konuyu detaylı ifade edeceğim ancak yeri geldikçe de arz etmekte yarar var. Hakikaten 20. ve 21. asır nifak asrı, münafık asrı desek yerinde olur. Tamamen nifakın ve münafıklığın ravaşta olduğu bir asırdır. Yani bu millet ne çekmişse özellikle İttihat ve Terakki'den itibaren, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yapılan tüm işlerin münafıkane ve nifakça yapılmış olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Mesela yani düşman işgal ettiğinde bile yapamayacağı bir şeyi münafıkane bir şekilde yani ister buna devrimler ile ister harf devrimi ile harflerin değiştirilmesiyle 18 yıl ezanın Türkçe'ye okutturulmasıyla şimdiye kadar yani birçok yere Kahramanmaraş'tan tutunuz da Fransızlar, İngilizler vesaire
İşgal ettiği halde ezan susmamıştır. Ama münafıkane bir surette 18 yıl boyunca bu memlekette ezan susturulmuştur. Bunu kafir yapamaz. Bunu düşman kesinlikle yapamaz. Ancak bu münafıkane nifak perdesi altında ancak bu yapılabilir ki bu millet hakikaten İttihat ve Terakki'den beri özellikle masonların ve münafıkların ortak hareketleri neticesinde en az 150 yıldır bu millet hakikaten çektirilmiş. Yani düşmanın istilasından, dehşetinden daha korkunç bir vaziyet içerisinde, münafıkane nifak içerisinde çok şeyler yapılmış. Evet, bu memleketlerde, memlekette her yerde olduğu gibi muhaciretler olmuş, hicretler olmuş, yani göçler olmuş. Bu milletin kanını taşımayan, hakikaten bu milletin içerisinden olmayan, zahiren evet Müslümanım diyor. Yani siz de masum olarak Müslüman olduğunu anlıyor ve düşünüyorsunuz. Ve o şekilde bir bakıyorsunuz ki her alanda, yani bu Diyanet camiasından tutunuz da siyaset camiasına kadar, bakıyorsun aynı akraba olan iki kişi, birisi sağ kesimde, birisi sol kesimde. Ve önemli bir yaptır, önemli bir noktada, devletin en üst kademesinde çok rahatlıkla münafıkane bir şekilde nifak perdesi içerisinde hakikaten birçok tahribatlar yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz. Onun için Müslümanlara en büyük zararı veren Müslüman görünüp de Müslüman hareket içerisinde. Ki o masumiyet öyle noktaya geliyor ki, evet canım ben namaz kılmıyorum ama yani biz namaz kimseyi sorgulayacak yetkimiz yok. Cenab-ı Hak sorgular. Ama buna rağmen sorgulama olmadığı halde, evet ben namaz kılmıyorum ama benim babam müftüydü, dedem ise Şeyhül İslam'dı, soyumuz seyyidlerdendi gibi misal olarak söylüyorum. Yani bu manada onlar ile övünerekten münafıkane bir tavır içerisine girerek nifak perdesi altında maalesef çok zarar vermişler. Üstad da o noktaları genişçe külliyatta ifade ediyor. İnşallah arz etmeye çalışacağım. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Mealindeki ayet o zamandaki ihbar-ı ilahiyle, yani Allah'ın kesin olarak aynen belirtmesiyle. Tabii burada bir ince nokta var. Onu da yeri gelmişken ifade edeyim. Şimdi Efendimiz onları deşifre etmiyor. Biliyor, Huzeyfe'ye söylüyor, Hazreti Huzeyfe'ye ama deşifre etmiyor. O deşifre etmemekte de yani kader cihetiyle de bir durum var. Yani bir, onlar için kapı açık, vazgeçebilir. Yani mümin olabilir, ihlası elde edip samimiyeti kazanabilirse ne âlâ. İkincisi, olayı kemikleştirmemek için. Madem ben münafıksam, münafığım. Tabii münafığın gizli olanı dediğimiz gibi pirincin içerisindeki beyaz taş gibi bilinmiyor. Bilinmesi önemli. Ama hikmet-i ilahiye ile Cenab-ı Hakk'ın da yani Efendimiz'e bildirip Efendimiz'in bildirmemesindeki birçok hikmetlerden belki de onların o halini daha da en azından yumuşatmak, hafifletmek, içten bir derece eritip de bir derece o manada daha azılı bir şekilde, dehşetli bir şekilde saldırmalarını Allah-u Alem muhtemelen gevşetmek amacıyla onları deşifre etmiyor. Açıkça isimlerini belirtip de falan ama biliniyor. Ama Efendimiz biliyor, ama ümmetini uyarıyor, sahabileri o noktada uyarıyor ve o şekilde onların şiddetli, dehşetli hücumlarını biraz tahvif etmiş, hafifletme durumuna gitmiş oluyor. İhbar-ı ilahiyle bilinen kat'i münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Dediğimiz gibi fitneye neden olabilir. Madem la ilahe illallah der, ehli kıbledir. Şimdi tabii işin diğer hikmet ciheti de bu. Şimdi Efendimiz ona deseydi ki bu münafık deseydi. Şimdi o münafık da gelip deseydi ki la ilahe illallah var. Ben namaz kılıyorum ya Müslümanlarla. Bu nasıl din? Diğer Müslümanların kalbinde de bir şüphe oluşturdu. Diğer Müslümanlar he ya gerçekten. Bu adam la ilahe illallah diyor. Aynı omuz omuza, aynı camide namaz kılıyoruz. Bu nasıl münafık olur? Peygamberimize bu nasıl bir vahiy ki Müslüman olan, bizimle namaz kılan ailemden, akrabamdan, yakınımdan hatta belki de kardeş. Ya bu nasıl? Bu sefer o diğer insanları da tereddüte düşürecekti. Yani münafığın da ekmeğine aslında bu noktada yağ sürmüş olacaktı. Ehli kıbledir. Çünkü la ilahe illallah diyor. İster istemez Müslümanlar arasında yine aynı şekilde o münafığın arzuladığı noktaya insanlar gelmiş olacaktı. Müslümanların kopmasına ve morallerinin bozulmasına neden olacaktı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Onlar da Müslümanlara moralini bozmak için savaşa onlar da Müslümanla beraber katılıyor. Yolun ortasından gerisin geriye dönüyor. Uhud'da olduğu gibi.
ve böylece Müslümanların otomatikman morallerini bir derece çökertmiş oluyor. Yani bu manada savaşa Müslümanlarla katılıyor. Çok güzel, aa ne kadar güzel. Ondan sonra bahane uyduruyor veya gelmeden önce bahane uyduruyor. Amaç Müslümanların moralini bu manada bozmak. Sarih küfür söylemese açıktan açığa, beni Müslümanlar mezarına görmeyin. Beni o kiliseden kaldırın cenazemi. Keşke böylece bu şekilde olmuş olsa hakikaten. İnsanlar bu manada söylese. İşte devrimlerin yapmış olduğu noktalardan münafıkların gizlenmesindeki sebep o. Mesela Osmanlı'da soy kütüğü vardı. Soy kütükleri vardı, bilinirdi. Kimin ne oldu? Hatta şu anda da mesela Adıyaman'da o manada bizzat arşivlerden çıkartılmış. Bu Türkiye'nin birçok yerinde de öyle. Zaten önemli olaraktan nüfus müdürlüğünde de genel olaraktan o da artık belirtildi. Herkes soyunun nereye olduğu belli. Adını söylemeyeceğim. Mesela adam gururlanıyordu. Ben falan soydanım. İnternete bir bakıyor ki soyu Ermeni. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi soy kütüğü değiştirilince böylece özellikle mesela 1915'te tehcirden dolayı göçe Ermeniler sebep olma göç etmelerinden dolayı doğuda birkaç vilayette, bu belgeli zaten, birkaç vilayette yeni doğmuş çocuklarını, kızlarını, özellikle kızlarını bıraktılar. Eğer gelirsek bunları alırız, gelmezsek size helal olsun. Ve yine bir Ermeni din adamı öyle dedi. Doğuda dedi mesela, aynen internette videosu da var. 100.000'den fazla benim akrabam var, tanıdığım, bildiğim insanlar var dedi. Diyor, onları diyorum gelin nüfuslarınıza yazın, yazmıyorlar diyor. Kripto olaraktan, kripto Yahudi, kripto Ermeni olaraktan ama Müslüman görünüyor. Ve aynı zamanda PKK'nın yıllardır mesela doğuda yapmış olduğu Kürtleri savunma zihniyeti düşüncesi asla alakası yok. Çünkü onlardan da öldürüldükten sonra bakılıyor ki affedersiniz avret yeri sünnetsiz. Sünnetsiz oldu oradan ama nüfusta olmuş olsa adam bakıyorsun Kürt görünüyor, vatandaşı görünüyor. Ama bakıyorsun ki alakası yok, sünnetsiz bir vaziyette. Bu manada kripto durumunda olanların bu manadaki münafıkane bir şekilde devletin birçok üst kademelerinde öğretmeni var, savcısı var, hakimi var. Devletin birçok kademesinde görev yapıyor bu insan. Askeriyesine giriyor. Askeriyesine giriyor. Yani bu manada yani bizzat Kadir Mısıroğlu rahmetlik o ifade ediyordu. Hanımı da aynı şekilde bunu ifade ediyor. Mesela Kazım Karabekir 3000 tane Ermeni'yi askeriye alıyor. Askeriye alıyor. Ve hatta hanımı diyor ki her bayram diyor bize gelirlerdi diyor. Bayramlaşırlardı, elimizi öperlerdi diyor. Yani şu manada Osmanlı hassas davranıyordu. Şimdi devrimler ile, inkılaplar ile isimlerin değiştirilmesi, harflerin değiştirilmesi, soy kütüğünün değiştirilmesi tamamen karmaşık bir hale koymuş oldu. Kim nedir, ne değildir? Yani kim bu milletin, ki en önemlisi de o yani. Hakikaten yeri geldikçe de ifade edeceğiz. Münafık olan insan en ihanet eden insandır. Yani memleketteki hakikaten ihanet içerisinde olan insan bu milletin kanını taşımayan, Bediüzzaman da ifade ettiği gibi yani hem kendisine ihanet edenlerin hem bu vatana ihanet edenlerin bu milletin kanını taşımadığını, Türk kanını taşımadığını ve ihanet içerisinde olan insanların daha ziyade münafık yapıda, karakterde, özellikle olduğunu, nifak perdesi içerisinde hareket ettiğini ifade ediyor. Onun için yani bu manada adam la ilahe illallah zahiren diyor. Seninle beraber camiye geliyor, aynı kıbleye yöneliyor. Caiz de değil zaten, yok sen kafirsin, senin namazın kılınmaz denilmez zaten dine. İşte o da ayrı bir fitneye Allah korusun neden olur. Sarih küfür söylemese açıkça veya tevbe etse namazı kılınabilir. Bu kadar açık. Yani onun için bu manada İslamiyet ifrat ve tefritten muhafaza olarak vasatı koruyor. O Aliköy'de Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, yani aynen Hristiyanlar gibi Şia'da da, İran'da da, Şiilikte de mesela aynen Hazreti Ali'ye Allah'ın oğlu diyor. Ki onun içerisinde de onunla ilgili çok detaylı ben tespitler.com'da radyoda sohbet yaptık. Bizzat televizyonda, Ulusal TV'de sohbet yaptık Alevilik üzerine. Çokça da yazı yazdım tespitler.com'da. Bakılıp oradan konu hakkında bilgi elde edilebilir. Onların en fenası da münafık hakikatine dahil olmamak lazım gelir. Yani her önüne geleni sen münafıksın dememek lazım. Çünkü münafık itikatsızdır. İnancı yok. Yani kafirden daha şiddetli. Kalpsizdir.
ve vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise Ulahat-ı Şia mesela. Ulahat-ı Şia, onlar Hazreti Ali'ye Allah'ın oğlu diyor. Şimdi bir kısım güya aydın geçinen belirli kimseler, mesela Hazreti Alevili, Hazreti Ali'ye değil, Ali'siz Alevilik. Bir kısım bizdekilerin Muhammedsiz İslamiyet düşüncesinden hareket ile onlar da Ali'siz Alevilik diyerekten Hazreti Ali'den öncesine götürüyor Aleviliği. Amaç ne? Ateist ve inançsız yapmak Alevi toplumunu. Onunla ilgili çok konuştuğum için, çok yazdığım için detayına girmiyorum. Yıllar öncesinde hatta onu da dile getirdim. Ankara'da bir dede, Allah rızası için yetişin. Ne olur 14 bin tane gencimiz ateist oluyor diye adam feryat ediyor. O feryada kulak vermek lazım. Kulak vermek lazım. Değil Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde. Belki Ali Beyt'in muhabbetinden, sevgisinden, ifratkârâne muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil, ehli bid'a oluyorlar. Yani münafıklar onlardan azılı olan rafizilerden daha da dehşetli. Fasık oluyorlar, zendekaya girmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh 20 sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhul İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhuma ilişmeseler, Hazreti Ali radıyallahu anh o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler, farz namazını kılsalar yeter. Mesela şunu düşünmeleri lazım. Eğer Hazreti Ali gibi bir cengaver bir insan, hakikat karşısında susmayan bir insan, eğer Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhuma kabul etmeseydi, onların zamanında kadıl kudat olmazdı. Baş kadı durumunda olmaz, onlara yardımcı olmaz, destekçi olmaz, onların fetva emini olmazdı. Karar merciinde bulunmazdı, görev almazdı. Demek ki Hazreti Ali onları kabul ediyor. Hürmet. O halde Hazreti Ali'nin hürmet ettiği o insanlara, o sahabilere radıyallahu anhum hürmet etmeleri ve farz namazını kılsalar yeter. Yapmaları lazım. Ki belirli beldelerde belirli kişiler bunu yapıyorlar. Tanıdıklarımız da var hakikaten. Hem madem Risale-i Nur şakirtlerin en büyük üstadı Peygamberden aleyhissalatü vesselam sonra Celcelutiye'nin şehadetiyle İmam Ali radıyallahu anh'udur. Onun muhabbetini dava eden Şiiler, Aleviler, Risale-i Nur'un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler, Ali Beyt'e muhabbet davaları yanlış olur. Zaten kaç sene evvel o Alevi köyünde üç Ali'nin himmetiyle masumlar, Risale-i Nur'u şevk ile yazmalarını işittim. Hatta o zaman da o köyü de duama dahil etmiştim. İnşallah yine orada imam olmak istenilen kardeşimiz, Ali'nin himmetiyle ve Hafız Ali'nin radıyallahu anh varisi, küçük Ali gibi kardeşlerimizin gayretiyle onların hakkındaki dualarım boş gitmeyecek. O köydeki iki kısım Sünni, Alevi ittifak edecek. Bir arada inşallah bu Alevi konusunda ayrıyeten ele alırım. Şimdi bu konuda kendim de münafıklar ile ilgili yazmış olduğum bazı yazılar, münafık gibi, münafık bir yapı, meşhur münafık, manen öldü gibi, bu konuda yazmış olduğum tespitler.com'da hem Münafıkun suresinin tefsirini yapmıştım, hem Celaleyn Arapçasından, hem ayrıyeten genel olaraktan tefsirlerini yaptım. Oradan da bakılabilir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de münafıklar ile ilgili başlı başına bir eser yazıyor. Başlı başına bir eser yazıyor. Münafıklar ile ilgili olarak da. Ancak İşaratül İcaz'da münafıklar hakkında diye bir bölüm. Ancak onun tümünü yayınlanıyor. Mahremiyetine binaen. Allah-u Alem Efendimizin bu manadaki deşifre etmemesiyle bir bağlantısı olsa gerek. Ancak onlardan bir bazı noktayı ele alıyor. İşte burada ben onunla ilgili İşaratül İcaz'da bulunmayan noktayı burada ayrıyeten sizlere ele aldım münafıklar ile ilgili olarak. Kafirler hakkında Bakara suresinde 6 ve 7. iki ayetiyle iktifa edilirken, münafıklar hakkında 8 ila 20. ayete kadar olan 12 ayetle, ki o da dahil edildiği zaman, yapılan tahşidata dair bir sual kafirlerin zemmi hakkında yalnız 2 ayetle iktifa çarptırdı, 12 ayetin hülasası ile münafıklar hakkında yapılan itlaf neye binaendir? Yani 8 ila 12 arasında 20'yi saymıyoruz, 12 ayet, 13 ayet değil, 12 ayet olmuş oluyor münafıklar hakkında. Yani bu kadar çok ayetle buna işaret ediliyor. Onun 12 ayetin hülasası ile münafıklar hakkında yapılan itlaf neye binaendir? Yani niye uzunca o konu ele alınmış? Burada o konuyu Bediüzzaman Hazretleri ele alıyor. Onların bu manada kut'a içerisinde istihza alan, çünkü Bakara suresinin o başında onu ifade ediyor. Müminlerle karşılaştıklarında derler ki, kalu amenna, biz de iman ettik derler. Ancak kendi
elebaşlarının yanlarına vardıklarında aslında biz onlarla istihza ediyorduk, onlarla alay ediyorduk. Aslında biz onlardan değiliz, biz sizinle beraberiz. İnna ma'akum. Muhakkak ki biz sizinle beraberiz, onlarla beraberiz diyerekten aldatmalarını, ikiyüzlülüklerini, hile, kiz ve riya içerisinde olduklarını ifade ediyor. Burada üstad onların riya ile aynı zamanda yalan içerisinde olduğu noktasını burada özellikle nazara veriyor. Çünkü Efendimizin de buyurduğu gibi münafığın alameti üçtür. Ki en önemlisi de birincisidir. Konuştuğu zaman yalan söyler. Oo, çok rahat. Çok rahat. Yani o yalan söyleme konusunda. Ondan sonra kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde de durmaz. Bu münafıkın en belirgin özelliklerinden ki en başta da yalandır ve aldatmakla iş görür. Burada Üstad Hazretleri onların o durumlarını, münafıkların o durumlarını وَمَا يَحْتَوُنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ayetinde olduğu gibi ancak onlar hile yapıyor ama aldatıyor ama ancak kendilerini aldatmakta. Tıpkı وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ayetinde olduğu gibi. Onlar hile yapar, Allah da hile yapar. Allah hile yapanların hilesini bozmakta en hayırlı olanlardır. Münafıklar hile yapar 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ama Allah ne yaptı? Onların hilesini de boşa çıkarttı. Bir insanda, bir Ömer Halis Demir ile onların hilelerini bir kişi, hakikaten öyle. Bazen Çanakkale'deki Seyit Onbaşı aklıma geliyor. Yani bir kişiyle Cenab-ı Hak münafıkların yıllarca, bir asra yakındır, 60 yıldır kurmuş oldukları hudalarını, dalaletlerini, hilelerini, nifaklarını bir kişiyle Cenab-ı Hak boşa çıkartmış oluyor. İşte burada Üstad onların o durumlarını nazara vermiş oluyor. Onun için münafıkların durumu hakikaten tehlike. Çünkü onlar nifak içerisinde hareket etmiş oldukları için onların nifaklarıyla ilgili yine Üstad Risale-i Nur'da bu manada 3 yerde şu şekilde ifade ediyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi, yani Mehdi'nin önemi şuradan ileri geliyor. Yani nifak perdesini yırtmasıyla alakalı olduğu için. Yani Müslümanların özellikle Mehdi konusunda ayrı işlemiştim. Tespitler.com'da bakabilirsiniz. İslamiyet'in Müslümanların Mehdi'ye önem vermesi çünkü en dehşetli olan nifak perdesini o yırtıyor. Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları, şahısları çok zaman evvel, hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten, ümitsizlikten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek işte burası. Münafıklığın başına, nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Aynen işte onun içindir ki üstad burada, diyelim ki orada işin vasat noktasını Efendimiz tamamen deşifre etmiyor. Deşifre etmiyor. Böylece o Müslümanların aynen Mehdi meselesinde olduğu gibi irşat faaliyetine devam etmelerini bu noktada sağlamış oluyor. Ta ki müminler bu noktada irşada devam etsinler, irşatlarını sürdürmüş olsunlar düşüncesiyle bu manayı böylece deşifre etmemiş oluyor. Yani ehli nifak hakikaten onlar sürekli bir şekilde Müslümanlar arasındaki o kuvveti, kardeşliği, birliği ve beraberliği zedelediği için, ortadan kaldırdığı içindir ki onların bu manadaki İslam dünyasındaki tahribatı da hakikaten büyük olmaktadır. Mesela mümin Allah için sever, Allah için düşmanlık besler ama münafık ise tamamen menfaat amaçlı olarak da. Aynen deminki ifademi teyiden hadis-i şerifede gelmiş ki ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası, müthişey muzarraları, dehşetli zarar verici şahısları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından, yani dünyaya aşırı bağlılığından tutunuz da parçalanma, bölünmeye sebep olmasından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri, insanlık nevini her cümerc eder, tamamen karıştırır ve koca alem-i İslam'ı esaret altına alır. İşte bu da ne ile olur? Münafıkhane bir şekilde olur. Yani ittihat ve terakki, bakıyorsun hem ittihat, birlik, terakki, yükselme, masum gibi görünen. Ama Mason komitesi, zındıka, ki üstad onu öyle diyor, dinsiz, gizli zındıka komitesi diyor. Onlar da özellikle bu iki grup. Masonlar
ve aynı zamanda münafıklar bunu sürdürmekte devam eden kişiler olmuş olmaktadırlar. Onlar bu noktada büyük zarar veriyorlar, büyük kayba hakikaten neden olmuş oluyorlar. Müslümanlar bu konuda o kuvvet ile ittifaklarını muhafaza etmeleri elbette ki gerekir. O nifak, çünkü Kur'an'da da innel münafikine fi derkil esfeli minen nar buyurarak onların en aşağı bir durumda, yani şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar Nisa 145'te. Onların en dehşetli bir konum içerisinde olduklarında ifade ediyor. Ve bu münafık durumun, münafıkhane yapının da üstad tarih de veriyor. Mesela eğer minennardaki şedde bir nun, bir lama asli hesabı olsa 1342 ederek 1. Harbi Umumi'nin dehşetli nifakları netice veren tarihine tam tamına tevafukla haber veriyor. Hicri ile miladi arasında 584 yıl fark var. 1342 ile topladığınız zaman 1946 ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın o dehşetli münafıkhane İslam dünyasını paramparça etmiş olduğu o vaziyeti. Yine aynı şekilde Nisa suresinin 125'inde onu görürcesine, en azından onun kendisini sürekli gördüğünü şuuru içinde bütün varlığıyla Allah'a teslim olan ve şirkten, nifaktan uzak dupduru bir tevhid inancıyla İbrahim'in milletine yol, inanç ve yaşayış tarzına uyanın, dininden daha güzel bir dine kim sahiptir diyerekten bu manayı da üstad dikkat çekerekten ve 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda dediğimiz gibi aynı şekilde burada o manayı da üstad ifade ediyor. Yine burada da aynı şekilde 1300 tarihleriyle de aynı şekilde nifakın başında. Mesela eğer şedde 2 nun sayısı, okunmayan hemzeler ve y de sayısı 1376 ederek bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine tamamen düştüğü bir noktaya ve çok ayetlerde nur ile karşılaştırılan zulümat kelimesinin makam ciftisi olan 1372'ye 4 farklı tevafuk eder, haber verir. Eğer okunmayanlar sayılsa ve ennardaki şedde lama asli olsa tam tamına 1306 ederek küfür ve nifakın dehşetli fırtınalarının tarihine tevafukla parmak basar gördüm. Yani 589'da toplayacaksınız. Mesela burada da 1306 ile de topladığımızda 1890 ediyor. Yani bizim de 93 savaşı diye de ifade etmiş olduğumuz hakikaten Rus savaşı, o dehşetli anlar, yani kısacası 150 yıldır bu milletin düşmüş olduğu bu dehşetli hal hakikaten münafıkhane, nifak perdesi altındaki bu millete vurulan dehşetli darbedir. Yani küfür belli olsa, kafir, onun için Osmanlı'da herkes soyunu yazıyordu. Kim olduğunu, kimden olduğunu, gayrimüslim gayet hiç. Gayrimüslim de rahat yaşıyordu, Müslüman da rahat yaşıyordu. Bu kadar hain yoktu yani. Ama tamamen hepsi kripto bir duruma gelince, yani dünyanın bütün toplamında bulunmayan hain rahatlıkla bulunabiliyor. İhanet içerisinde. Yani ki Amerikalılara sormuşlar, siz hainleri ne yaparsınız? Eğer bizden olursa öldürürüz, başkalarından olsa besleriz, destekleriz der. Yani onun için o destek içerisinde hakikaten birçok insanın olduğunu görüyoruz. Bu millette en çok onlar çekmektedir. Onun için üstad yine Risale'de genel olarak ifadeyle beraber konferans bahsinde de burada ele alındığı gibi bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlar. Hususan bu 25 sene içerisinde 1925-50 yıllar arasında tarihte görülmemiş bir halde münafıkhane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Yani aynı dediğimiz gibi münafıkhane bir vaziyette olduğu içindir ki tamamen düşmanın yapamadığı münafık bir ortam içerisinde çok rahatlıkla maalesef yapıla gelmiş olduğunu da görmekteyiz. Yine evet, yani fitneyi, çünkü münafık fitneyi sürekli bir şekilde tahrik ediyor, ortaya koymuş oluyor. Bunu da mesela Avrupa filozofları ile Asya münafıkları, bunu daha ziyade. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam çok akıllıydı, çok güzel ahlaklıydı. Yani onlar bile. Şimdi bak, içimizde baktığımız zaman ister dini cephede, ister siyasi cephede, hangi sosyal hayatta vesaire. Baktığımız zaman yani gayrimüslimlerin bile Efendimiz'i takdir etmesine rağmen bir bakıyorsunuz ki içerimizdeki münafık yapılı olan insanlar Efendimiz'e
rahatlıkla gölge düşürebiliyor. Kur'an-ı Kerim'e gölge düşürebiliyor, saldırabiliyor. Yani düşmanın bile yapamadığını içerimizdeki insanlar münafıkane bir surette onu devam ettirmiş, maalesef onu sürdürmüş olduklarını da görüyoruz. Bu da tamamen münafık bir yapı içerisinde sürdürülen bir durumdur. Ya vicdansız münafıklar gibi mesela. Kur'an senin sözlerindir diye seni itham mı ediyorlar? Ki aynı şekilde münafıkane. İşte Kur'an haşa Mekke ve Medine'ye gelmiş As bin Vail, Übey bin Halef gibi sınırlı insanlarla muhataptır. Yani bunu gayrimüslim bile demiyor ki. Bunu diyebilmek için insanın vicdansız münafık bir durum içerisinde olması lazım ki böyle dehşetli, korkunç bir şeyi ifade edebilmiş olsun. Çünkü fıtratları münafıkların bozulmuş, karakterleri bozulmuş, vicdanları çürümüş, şarlatan insanlar. Esas zıddık durumundaki olan insanlardır. Onun için nifaktan Cenab-ı Hak sakındırıyor. Kur'an'da Cenab-ı Hak onlardan sakındırıyor. Münafıkların daha dehşetli bir konum içerisinde olduklarını, onların o hareket, hal ve hareketlerini çirkin göstermek suretiyle onlardan bu manada sakındırmış oluyor. Gelin bu manada Risale-i Nur'un tüm eserlerinde münafıklar ile ilgili kısa öz olaraktan üstadın onların dehşetli durumlarına çevirmiş oldukları nazar edip bir bakalım. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye ahmak çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalar ile görüşemediğim için hakikat-ı hali bilmiyorum. İşte yani Türkiye'deki bu münafık kane bir yapıdan, hareketten dolayı Üstad Hazretleri bu kadar çekmiş olduğu 28 sene bu az değil ya. 28 sene hapiste. Neyi var ya? Elinde bir sepeti var Allah aşkına ya. Arkasında ordusu yok, derneği yok, partisi yok, patırtısı yok, ağlayışı yok, nümayişi yok. Ya siz bundan neyinden korkuyorsunuz ya? Allah aşkına ya. Bu ne tehdittir, bu ne saldırıdır? Yani 19 kere zehirlemek Allah aşkına. Bu neyin ifadesidir? Bu münafıkane bir zihniyetin, dinsizce bir durumun hali değil midir? Yani bir asla Müslüman kanı taşıyan bir insanın haşa yapabileceği bir iş midir yani? Tamamen münafıkane bir durumdur. Münafıkçasına bir yapılan bir haldir. Onun için onların o dehşetlerini Üstad Hazretleri dikkat çekerekten onların yapmış oldukları tahribi de tamire çalışıyor. Burada bir sual cevap zımnında önemli bir noktayı ifade ediyor. Uzunca fakat şurada asıl Medine'de, çünkü Mekke'de daha ziyade birinci derece müşrikler vardı. Efendimiz Medine'ye gelince aslında Medine daha dehşetti. Çünkü Yahudiler ve münafıklar vardı. Burada o manayı ifade ederek mesela hem Hatem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve İksir-i Azam gibi tesirli İcaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye kainattan daha cazibedar hakaiki Kur'aniye'nin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? Dehşetli bir sual. Ama bu sualin burada genişçe cevabını Üstad Hazretleri ifade ediyor. Burada dikkat çekilen nokta şu. Bakınız, 1400 yıldır ümmetin kalbini parçalayan, hala kalbinden kanlar akıtan, sızılar meydana getiren. Bakınız, o içinde Efendimizin hanımı Hazreti Ayşe var. Cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşireten Talha ve Zübeyir var. Baktığınız zaman Cemel vakasında bir rivayete göre, belki abartı da olabilir ama okuduyduk, 10 bin tane sahabi iki taraftan şehit oluyor. Sıffin vakasına bakıyorsunuz, iki tarafta da yine aynı şekilde cennetle müjdelenen insanlar, işte Hazreti Ali var, Hazreti Muaviye var, vahiy katipliğini yapmış. Bu insanlar orada var, bir rivayete göre 70 bin sahabi şehit oluyor. Bu tamamen münafıkane, münafıkların yapmış olduğu bir çevirme. Yani münafıkların devreye girerekten fitne ateşini ateşlemeleri neticesinde bu dehşetli hal zuhur etmiş oluyor. İşte burada Üstad bunu ifade ederken, burada şu noktaya değineceğim. Ehl-i Hidayet ve başta Ehl-i Nübüvvet ve başta Habib-i Rabbul Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsisi, o mukaddes davası, hem vücudi hem subutu ispat kabilinden, hem tamir hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak. Çünkü nefis en arabukumun âlâ diyor. Ben en büyük Rabbinizim diyor. Her nefiste bu özellik var, firavun gibi.
hem nefsi emmarenin firavuniyetini serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibe-i azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya, def edici bir kuvveye kapılıp dalalette kalmışlar. İşte o aslında sorunun özet noktası da bu olmuş oluyor. Onun için onlar orada kafirane değil, müşrikane değil, münafıkane ve şeytani bir tarzda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hücum etmektedirler. Mesela Efendimizin mucizelerinden birisi olaraktan, mesela bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi bir vakit huzur-u nebevide gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Birkaç dakika sonra birisi geldi dedi. 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Düşünebiliyor. Adam 70 yaşına gelmiş. Ama meşhur münafık. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet belli temsilinin hakikatini ilan etti. İsmini vermiyor. Gerek de yok. İsmi işe de yaramaz. Gerek de yok. Ve onun o durumunu bu belli bir şekilde, belagatlı, mucizevi bir şekilde Efendimiz ifade etmiş oluyor. Yani adam 70 yaşına kadar, tabii 100 yaşına da, 90 yaşına da gelir. Hala zamanımızda da yok. Fazlasıyla var. Demek ki sana işkence eden bu mübtedi ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun? Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki, bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bütün Risale-i Nur'u onun üzerine teksif ediyor bilir. Bunun çare yeganesi nurdur, nur göstermektir ki kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kafirler münafık derecesine gider. Münafık kafirden daha fenadır. İşte yine o noktaya geliyorum. Efendimizin deşifre etmemesi gibi. Üstad onların kullandığı silahı kullanmıyor. Tam tersine onları kendi silahlarıyla ayrı yönden hileleriyle asıl yapması gereken onların önemli püf noktalarını boşa çıkartmakla hizmetini sürdürmüş oluyor. Temelden üstad kendi hizmetini kurmuş oluyor. Demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. Diyerekten böylece o topuzu kullanmadığını, kafirden çünkü daha beter olduğu için o vakit küfür kalbe girer. Kalbe girdiği içindir ki kalpte münafıkane bir durumu oluşturmuş olur. Onun için o kafiri münafık vaziyetine daha dehşetli hale getirmemek için böyle bir pozisyon içerisine girmiyor. Yine burada bir cevap da, İngiliz ve İtalya soru da dehşetli. Burada ancak genel hülasalandıracağım. Buradan bakaraktan okuyabilirsiniz. Biz fereç ve ferah, kurtuluş ve surur ve tufahat isteriz. Fakat kafirlerin kılıcı ile değil. Kafirlerin kılıçları başlarını yesin. Kılıçlarından gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki, aynen dün olduğu gibi bugün de. Münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Bugün de batının yaptığı o. İçerimizdeki münafıkları yetiştirerekten o şekilde bizlere saldırmayı hedef almaktadırlar. Hakikaten bu millete saldırmaktadırlar. O manaya yine ifade sadedinde aya, zanneder misin bu milletin fakrı hali, dinden gelen bir zühd ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki Zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade, zaruri yiyecekten fazla Müslümanların elinde bırakılmıyor. Peki ne oluyor? İşte bir nokta. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. İşte aynen Medine'deki münafıklar gibi Asya'da da aynen bu şekilde de mesela Baade'de olduğu gibi bakıyorsun Suudi Arabistan gibi bu milletin kalbi olan Mekke'de bile o münafık bir yapının orada olduğunu görüyorsunuz. Rahatlıkla bir Yunan'la işbirliği yapabiliyor. Daha dün de onlara destek amacıyla uçak gönderdi. Yani böyle bir münafık, Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde düşmanımızla çok rahatlıkla ittifak edebilmekte. İşte Asya'daki bu münafıklar. Asya'daki bu münafıklara dikkat çekerek onların tehlikelerinden sakınmamız gerektiğini ifade ediyor. Onun için bir Yunan'dan daha dehşetli olan hal, biraz abartılı gibi gelecek ama hakikaten Baan'in mesela ve dün işte ama Arabistan, Suudi Arabistan insan ürperiyor, titriyor. Tuttu Yunan'a askeri tatbikat yapıyor. Yunan bize saldırmak üzere. Böyle bir niyet içerisinde. Amerika onlara binlerce silah gönderiyor. Her türlü o da.
en dehşetli korkunç silahlar. Ve buna ne yapıyor? İslam dünyasından bazıları, BAE gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan, onlarla tatbikat yapıyor, askeri tatbikat yapıyor. Bu neyin ifadesidir? Münafıkça bir yapının ifadesidir. İşte münafıklar bu gibi fitne odaklarını sürekli bir şekilde harekete geçirerekten Müslümanları o noktada arkadan vurmaktır. Yine işte böyle bir vaziyette bir adam Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Aynen biz de Rabbimize müracaat ediyoruz. Onunla ilgili Benizelos'un yine bize saldırmak üzere 100 yıl önce ey maymunu meymun üstadın onu ele aldım tespitler.com'da bakın okuyun onu. Cenab-ı Hakk'ın velillahi cünûnü semâvâti vel ard askerleri çoktur. Cenab-ı Hak o gün bir maymununu gönderdi, mübarek maymun. Cenab-ı Hakk'ın o manada koronasını da gönderiyor. Cenab-ı Hakk'ın askerleri çoktur. Hakikaten Cenab-ı Hak askerlerini göndersin. Bazı şeyleri ifade etmeyeceğim. Yani ki deprem oldu. Yani yangın oldu. İçinde yine aynı şekilde ayaklanma meydana geldi. Bu ehli imanın duasının bir neticesidir. Onun için Yunan aklını başına alsın. Bu millete saldırmaktan ve kendisini piyon olarak kullanıp da arkasındaki birçok münafık yapıların ve kafirlerin haşr-ı zihniyetinin oyuncağı ve piyonu durumuna gelmesin. Evet, kime müracaat edin? Biz Rabbimize müracaat ediyoruz. Elhamdülillah maddi duruma da bacak kadar boyuyla bize saldırmasıyla onu da düşünsün. Hakim kendi müddeyi olsa elbette ona şikva edilmez. Yani davacı hakim olursa kimi kime şikayet edeceksin? Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de ben derim ki işte bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşittir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. İşte 100 yıldır ve İttihat ve Terakki'ye kadar 150 yıldır. Bu memleketteki zaten şu anda içte ve dışta bu kadar saldırılmasındaki sebep o münafık yapının ortaya çıkması neticesinde deşifre olmasıyla bütün planlar bir derece Rabbimin ihsanıyla boşa düştü. Onun için yine Nisa suresinin 145. Eğer ihlası kazanıp nifaktan vazgeçmek isteyenler varsa yine söylüyorum. Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadır diyor Rabbimiz. Uyansınlar, intibaha gelsinler. O münafık bir yapının içerisinde bulunan insanlar o münafık halden kendilerini sakınırsınlar. İşte mesela Efendimiz zamanında olan olayları Üstad burada soru ve cevap zımnında ifade ederken mesela Efendimizin bir kısmı mucizelerinden bir kısmı iki kısımdır diye bir kısmını şöyle ifade ediyor Üstad. Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam elinde izhar ediliyor. Hanini ciz, o kütüğünü ağlaması mescitte. Şu nevidendir ki sırf nübüvvetin tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki müminlerin imanını ziyadeleştirmek ve münafıkları ihlasa ve imanı sevk etmek ve küffarı imana getirmek için zahir olmuş. Onun için avam ve havas, herkes onu gördü, onun neşrine fazla ihtimam edildi. Burada yine demin söylediğimi teyit ediyorum. Münafıktan, münafıklıktan ve münafık halden, nifak durumundan bir insanın kurtulmasının tek yolu, en önemli yolu, Üstad onu ihlas risalesinde de birçok yerde ifade ediyor. Burada da söylediği gibi ihlası tamamı muhafaza etmesi. Madde perestlik, maddi durumdan uzaklaşaraktan maddeyi esas almak değil de ihlası esas alırsa o zaman o nifak durumundan, o münafıklık durumundan da o insan kurtulmuş olur. O halde nifakı bırakmanın en güzel yolu elbette ki ihlası elde etmeye çalışmak lazım. Yine burada bir sırrı üstad ifade ediyor. Hem şu hadise gibi Gazve-i Bedir'de bir münafık Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılıç kaldırıp vururken birden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bakmış o titreyip kılıcı elinden yere düşmüş. Çünkü münafık hain olduğu için arkadan vurmaya çalıştırır. Yani ama 3 savaşta da Bedir, Uhud, Hendek'te müşrik karşında belli. Onunla mücadele ölürsen şehit olursun, öldürürsen gazi olursun. Ama gel de bu münafık, içindeki münafık. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün cihetlerini görüyor. O münafığı görüyor. He. Ve ismet halinde ve koruma. Cenab-ı Hakk'ın koruması. Vallahi yahasim keminen nas. Allah seni insanlardan korur diyor Cenab-ı Hak. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olduğu içindir ki böyle bir himayeye mazhar. Ama elbette ki Efendimiz'e vahiy gelmişti münafıklar belli diyor. Ve Efendimiz koruma altındaydı. Biz de Rabbimize iltica ediyoruz. Deminki duamızda da ifade ettiğimiz gibi Rabbim bu ümmeti, bu memleketimizi, İslam dünyasını hakikaten o münafıklardan, nifaklardan, masonlardan,
kafirlerden, zındıklardan, Yunan'ından, Baes'inden Cenab-ı Hak muhafaza eylesin, hıfz eylesin, himaye eylesin. Hakikaten bu milletin mazlumları, masumları, bu millet asil bir millet. Evet, kolaylıklarda pek ayağa kalkmıyor da 15 Temmuz gibi, Çanakkale gibi, Kıbrıs gibi zor duruma düştüğünde, bıçak kemiğe dayandığında kainat sarhoşu bile, berduşu bile asili, asaletini, asilliğini hakikaten göstermiş oluyor. Onun için bu konuda yine ne yapmak lazım? Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor o halde. Müslümanın yapması gereken, İslam dünyasının yapması gereken şey sebat ve metanettir. Sabit olacak, mensebete nebete. Sebat edecek, yani geriye adım atmayacak. Aynı şekilde metin olacak, sağlam olacak. Hani derler ya, namuslular da namussuzlar kadar cesur olursa aslında çok şey yapılmış olur. Bu evet bir hakikati de ifade ediyor. Yani bu ne demektir? Yani Müslüman sebatını ve metanetini muhafaza edecek. Metin olacak, güçlü kuvvetli olacak. Yani kendisine güvenecek. Kendisine güvenecek. Böylece münafıkların yapmış oldukları bütün planları da akim ve neticesiz bırakacaktır. Yine münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdüne. Onun için onlar ne yapıyor? Madem ki bu noktaya hücum ediyorlar, o halde Müslümanların da ne yapması lazım? Böyle vaziyet, münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü, birbirine dayanışmasını, çünkü üstad ihlas sırrıyla iki tane bir yan yana gelirse 11, 3 tane 111, 4 tane 1111. İşte bu manada 4 tane mükemmel bir Müslüman, tesanüt içerisindeki olan bir Müslüman 4 değil de 1111. Bir de bunun yanına bir tane daha getirin, 11 bin etti. Bir tane daha getirin, 111 bin etti. Bir tane daha getirin, 1 milyon etti. İşte yani 10 tane kişi milyonlarcasına bedel olmuş oluyor. Tesanüdü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını, iyi düşünce içerisinde olmayı bozmak için derler. İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar adi aciz insanlardır. Her neyse, musibette gerçi çok zararımız var. Fakat umum alemi İslam'a alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hadiseler ya siyaseti diniye veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olamadılar. En kötü mikrop içteki mikroptur. En kötü dehşetli hastalık teşhis edilmemiş hastalıktır. Bugün sahabiye saldıranlar, Kur'an'a saldıranlar, Efendimiz'e saldıranlar, Kur'an bize yeter mantıksızlığı içerisinde hareket edenler, hadislere saldıranlar hakikaten bu milletin içerisindeki görünmez virüslerdir. Koronadan daha tehlikelidirler, koronadan daha beterdirler. Çünkü düşman açık olursa biliyorsunuz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Ama arkadan gelir, yaklaşırsa, senden görünürse, Müslüman kisvesinde görürse, minbere çıkarsa, hutbe verirse, vaaz ederse, öğütte bulunursa, kitap yazarsa ve güya savunucu pozisyonda olursa gel de bu virüsten kurtulabilir. Yani elbette ki kendisi gibi belki insanları ancak yanına çekebilir. O noktada da basiretli elbette ki olmak gerekir. Hem gizli münafıklar hakikat-ı İslamiyet'e tarikat namını takıp bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı galibane mukabele edenler tarikatla itham edilmezler. Cemiyet ise uhuvvet-i İslamiye cihetinde bir ukrevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına üç mahkeme hüküm vermişler, o cihette beraat ettirmişler. Üstad onların hakikaten saldırdıkları noktaları çok iyi biliyor planlarını. Bakınız tekke ve zavilerin kapatılmasından sonra hala, düne kadar hala bu millete yapılan saldırılar ne? Kendileri yetiştirdikleri müteşeyyih denilen şeyh taslakları insanları ölçü göstererekten saf ve masum insanlara, dergaha ve tarikata saldırıyor, cemaatlara saldırıyor. Amaç böylece kendi elinde bulundurduğu o koz ile Müslümanları yıpratmak, İslamiyet'e engel olmak. Onların hedefi aslında o. Cemil Meriç'in dediği gibi, bu memleketin aydınları din düşmanı değil, İslamiyet düşmanıdır diyor. Bu noktada düşünmek lazım. Bu noktada düşünmek lazım. Hakikaten münafıkane bir pozisyon olduğu içindir ki saldırabileceği bir alan bırakıyor tarikat ve cemiyet. Yani tarikatta bulmuş oldukları yine kendilerinin yetiştirmiş olduğu, yine kendilerinin münafıkane içerisine koymuş olduğu insanları devreye koyarak da. Nitekim daha önce 28 Şubat'ta yapmadılar. Baktığınız zaman hepsi o, yani saldırdıkları insanlar münafık yapılı insanlardır. Münafık yapılı insanlar, onlar bahane edilerekten isimleri cisimleri önemli değil, değerleri de kıymeti harbiyeleri de yok. Onlar kanalıyla 28 Şubat yapıldı. 3-5 tane dinle ve diyanetle alakası olmayan,
tamamen münafık bir yapı içerisinde olan insanlar devreye sürülerekten bu milletin 1400 yıllık değerlerine maalesef saldırıldı. Maalesef saldırıldı. En büyük tahribatı da işte o gidenler, bir kısmı gitti, gittikleri yerde azaplarını, kabirde azaplarını görsünler, gidecekler sıralarını beklesinler. O 28 Şubat'ta bu millete yapmış oldukları ihanetin, haininliğin durumu, münafıkane yapmış oldukları hareketlerin hakikaten bu milletteki açmış olduğu tahribat, gerçekten büyük bir tahribat olmuş olmaktadır. Yani Cenab-ı Hak münafıkların şerrinden bu İslam'ı, ehli İslam'ı, alemi İslam'ı, özellikle ve özellikle hakikaten bu memleketimizi onların şerlerinden, fitnelerinden Rabbim muhafaza eylesin. Hakikaten çünkü dehşetli bir durum, korkunç bir durum, bilmiyorsunuz. Bilinmeyen bir durumda. İşte onun için Üstad gizli dinsiz komite diyor, zındıka komitesi. Münafık bazı memurları vesile ederek merkezi hükümette resmi bir plan çevirip beni bütün hilaf-ı kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrit ve sıhhat ve hayatım noktasında en fena bir yerde beni nefyetmek namı altında hapsi münferit tek başına bir hapis ve tecrid-i mutlak manasında herkesten tecrid ederek soyutlayarak beni emir dağa gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Ama dedim ya, onlar hile yapar, Allah da hile yapar. Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmak da en hayırlısıdır. Ve mekeru mekeru Allah ve Allah hayrı makine. Onlar ne yaptılar? İsparta'da üstadı öyle bir yere sürmeliler ki kimse yok. Ölümcül bir durumda. Nereye? Barlaya. Tamam. Tamamen insanlardan soyutlanmış. Ama ne yaptı? Bütün külliyatın dünyaya yayıldığı merkez oldu. Onların münafıkane yapmış oldukları durum ile Allah ne yaptı? Neşv-i nemaya vesile oldu. Bütün Kur'an hakikatlarının dünyaya yayılmasının ana merkezini böylece o barla oluşturmuş oldu. Hakikaten mükemmel bir yer. Sakin, kimse karışmıyor. Tam külliyatın, Risale-i Nur külliyatın yazılacağı bir yer. Bir de Allah birkaç tane yardımcı veriyor kendisine. Bin kalemle, hadi buyur. Yaz kardeşim, yaz. Ve oradan bütün dünyaya duyurularaktan o hakikatlar onların ölsün, tecrit edilsin, gitsin, kimseyle bağlantı kurmasın dedikleri noktada Allah oradan hakikatleri fışkırtıyor. Bütün dünyaya o nur çıkıyor, tenvir ediyor, nurlandırıyor. İşte şimdi gizli münafıklar ve habilik damarıyla, damar mı yok? Bir damarı da o, İngilizler onu çok güzel işletiyor. Ve habilik damarıyla en ziyade İslamiyeti ve hakikat Kur'an'ı muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip, içimizde hala var, el-i hakikati alevilikle itham etmekle birbiri aleyhinde istimal ederek dehşetli bir darbeyi İslamiyet'e vurmaya çalışanlar meydanda geziyorlar. Yıllardır o nifak yapısının, münafık yapının Türkiye'de yapmak istediği o. Türkiye'yi Suriye'ye benzetmek. Türkiye'yi Suriye yapmak. Bütün gayret bu idi. Onun için 70'ten beri bakıyorsun Maraş'ta olduğu gibi. Tekrar nüksetmek istemiyorum. Aynı Alevisine de Sünnisine de aynı el silah dağıtıyor. Aynı el silah dağıtıyor. İkisini birbirine vurduruyor. Amaç Suriye gibi yapmak. Aynı münafıkane yapı, yani Vehhabilik kullanıldığı gibi Türkiye'de de Aleviler özellikle bu konuda sürekli öne sürülerek de ve yıllarca hala bu bitmiş değil yani. O ateş hala sönmüş değil. Üstü küllense de külünün alınarak tekrar alevlendirilmeye çalışılıyor. Özellikle üstadın da dikkat çektiği gibi inşallah o konuyu ele alacağım başlı başına. Dediğim gibi tespitler.com'da çok geniş, hem sohbet olarak, radyo sohbeti olaraktan çok güzel hatıralar da var. Televizyonda yaptığımız konular, o konuda yazmış olduğumuz yazılar, geniş detaylı. Hepsini bir araya toplayarak ayrı bir sohbet inşallah yapmaya çalışacağım. İşte münafıklar özellikle memleketimizde yıllarca Alevi-Sünni çatışmasını meydana getirdi. Arada bir onu soğutmak için, üstünü örtmek için bu sefer Kürt-Türk meselesini, böylece Kürtleri savunma meselesini gündeme getirerekten sürekli bir şekilde kendisinin açmış olduğu yarayı sürekli kendi kaşımak suretiyle o şekilde o münafıkane yapısını, hal ve hareketini maalesef devam ettirmeye çalışmaktadır. Ehl-i İslam, alem-i İslam bu konuda müteyakkız olmalı, Allah korusun. Suriye'ye baktığınız zaman %8, %92'yi orada idare etti. Türkiye'de de aynı zihniyet yapılmakta. Bugün de aynı şekilde. Yani nasıl ki Esed ki %8'i ihtiva ediyor zihniyet itibarıyla,
Aynı şekilde o da Şia'nın bir kolu olaraktan ve %92'yi idare edecek duruma getirdi ve o da ne oldu? Olmadı. Zulüm. Yani çoğunluk azınlığa mahkum edildi. Türkiye'de de yıllardır, 100 yılı aşkın süredir yapılmak istenen o. Azınlıklar çoğunluklara hakim. Türkiye'de azınlıkların inanız problemi yok. Çoğunlukların problemi var. Onun için çoğunluk azınlığa mahkum ettirilerekten yıllarca çoğunluk eziyet çektirildi. Bugün de aynı şekilde Alevi Sünni aynı Suriye'deki mana tekrar harlanmaya çalışılaraktan çoğunluk azınlığa mahkum edilmeye, o şekilde onların idaresine verilmeye çalışmaktadır. Alem-i İslam buna dikkat etmelidir. Hadis suresinin 13. ayetinde derken, müminlerle onların arasına bir duvar çekilir ki, onun aralığından münafıkların müminleri pişmanlık içinde izleyecekleri bir kapısı vardır. İçerisi rahmet, dış tarafı ise azaptır. İşte onlar münafıkların ahiretteki o sırat köprüsündeki demin başta da ifade ettiğim gibi müminlere seslenip durun ne olur naktebis min nurikum ne olur nurunuzdan biraz istifade edelim. Feyzinizden nurunuzdan biraz alalım diyerekten o hallerini ve böylece artık onlarla müminlerin arasına bir perde çekilir ve böylece onlar müminlerin o nurlarından istifade etmez, faydalanmazlar. O nurdan böylece mahrum kalırlar o zulmet ve karanlık içerisinde. Üstad yine bu manayı ifade sadedinde bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan işaratul icazda demin de ifade ettiğim gibi 13 ayet ile muannit kafirler için olan iki ayetin izahat ve tafsilatının içinde bazı çok münasebat-ı belagatı çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek. Ehemmiyetsiz nüktelerin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkika ve izaha muhalif olarak mahiyet-i küfriyenin tafsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri, sarıldıkları şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfaz-ı Kur'aniyenin ince ince işaret ve delaletlerin ehemmiyetle beyan edilmesinin üç sebebi vardır diye devam ediyor. Bidayet-i zuhur-i İslamiyet'te muannit ve kitapsız kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynı. Bu zamanı ahirde içinde bulunduğumuz zamanda. Bir naziresi çıkacağını işte açık izlemeye gerek yok. Demek o zamanda olduğu gibi bu zamanda da aynen bir benzerinin çıkacağını ders-i Kur'aniden gelen bir sünuhat ile eski Said hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş. Fakat mütalaacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinat noktalarını mücmel bırakmış. İzah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için yani yara açmadan aynen bu zamanda gittikçe teknolojinin gelişmesiyle bıçak vurmadan ne yapıyor? Daha hariçten tedavi ediyor. Risale-i Nur'un mesleği de aynen öyle. Yara açmadan tedavi etmek. Teknolojinin bugün gelmiş olduğu en son noktayı Üstad 100 sene önce uyguluyor manevi olarak. Demek ki şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde, İşaratul İcaz tefsirinde, Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaratına ehemmiyet vermiş. Onun için mesele de o zaten. Yani münafıkları ortaya koymamaktaki, deşifre etmemekteki bir sebep de o. Ama Üstad yine münafıklar hakkındaki o noktayı verirken özellikle burada bir noktayı diğerini Üstad eserinde neşretmemiş, çıkartmış. Ama şu noktayı 7. cümleyi teşkil eden bir makanı yeksikon. Çünkü münafıkların en belirgin vasfı. Veçhinin veçhi irtibatı. Münafıkların mezkur cinayetleri arasında azap kelimesinin yalnız kizbe talik edilmesi. Yani yalanları sebebiyle. Ki münafığın en belirgin dediğimiz gibi sebebi. Yalnız kizbe talik edilmesi, onunla alakalandırılması, kizbin yani yalanın şiddet kubu, şiddetli bir şekilde çirkin ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret daha kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır diyerekten ondan sonra kizbin yalanın mahiyetini, hakikatini orada genişçe tutar ele almış olmaktadır. Evet, vaktaki Kur'an-ı Kerim birincisi müttaki müminler, ikincisi inatlı kafirler, demin de özetlediğimiz gibi başta da, üçüncüsü iki yüzlü münafıklar olmak üzere insanları üç kısma ayırdı. Ve aralarında taksimat ve teşkilat yaptı. Ve her bir kısmın sıfatını ve akıbetini düşecekleri durumun sonucunu beyan etti. Ve böylece genel olarak da Üstad özetle Risale-i Nur'da bu hakikatları bu manada beyan etmiş olmaktadır. Ayrıyeten kendimin de Veciz Sözler adlı eserimde de 6000 küsur sayfa Risale-i Nur ile A'dan Z'ye
münafıklar ile ilgili tüm külliyattan çıkartmış olduğum özlü sözler. Demin onları biraz daha detaylı izah etmeye çalıştım. Burada da onları özlü olarak tüm külliyattan 6000 küsur sayfadan çıkartmış olduğum ifadeler. Nifak ve münafıklık muzur bir yalancılıktır. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Cenab-ı Hak ehl-i İslam'ı, alem-i İslam'ı bunlardan muhafaza eylesin. Nifaktan hıfz ve muhafaza eylesin. Evet. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Düşündüren olaylar başlığında. Kocaman ömür heba ettik. 60 küsur sene ömrü boşu boşuna geçirmişti. Geriye baktığında kendisini memnun edip yüzünü güldürecek bir şey yoktu. Gelmesiyle gitmesi arasında pek bir fark olmadığı gibi doğuştan getirdiği güzellikleri de kaybetmiş, sermayeyi tüketmişti. Şimdi ise yaşı hayli ilerlemiş, belki de ölüm meleğinin etrafında gezdiğini hissediyordu. Dünyada kimseyi pek memnun etmediği gibi ahirette de memnun olacağı ve memnun edeceği bir şey de yoktu. Bu düşüncelerle yatağından doğruldu, elbisesini ve çorabını giydi. Gitmekle gitmemek arasında bir anlık bir düşünceden sonra yılların yorgunluğunu ve kaybedilen yılların yükünü hafifletmek amacıyla sırt üstü bir uzandı. Uzanıştı. Bir daha da kalkamadı. Belki de onca yükün altında kalmış kalkamamıştı. Kolay mıydı boşa geçen yılların yükünün altında ezilmemek? Ancak kulaklarda son sırtı yatmadan önce söylediği son söz kalmıştı. Oysa bu söz ilk söz olarak kulaklarda küpe olmalı, hafızadan çıkmamalıydı. Kocaman ömrü heba ettik. Kardeşi kendisine çok takılırdı. Senin sonun hiç iyi olmayacak. Sen kötü bir şekilde öleceksin diye. Kendisi ise ben koyun gibi kuzu kuzu öleceğim diyordu. Aslında zahiren kuzu kuzu öldü ancak vicdani bir esef ve üzüntüden sonra. Bazen kardeşinin evine ihtiyacı var diye at arabasına sebze ve yiyecekler doldurur gönderirdi. Belki de bu güzel hali ölümünü zahiren kolaylaştırmıştı dünyaya bakan yönünü. Hovardalıklı geçen bir hayatın son acı ifadesi hiç unutulmuyor, geride kalanlara dersler veriyordu. Bir günah işleyen bin gün ah çeker. İnsanın dünyaya gelişiyle gidişi arasında bir fark olmalıdır. Hayvanda bile o fark gözetilirken, kendisini insan diyen bir insanın o farkı elde edememesi elbette hayvanlığın daha büyük bir kayıptır. Dünyaya gelmemizle gitmemiz arasında fark ne olmakta? Ve bize olan katkısı yüzdelik itibariyle ne kadardır? Allah'ı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin yolu günahtan uzak durmaktır. Hadiste Allah'ın sevdiği kula günah zarar vermez. Yani Allah onları günah işlemekten muhafaza eder. Bakmamıştır dönüp hayatıma, ağlayanlar bugün vefatıma. Kendi kendine ettiğin Adem bir yere gelse gidemez alem. Şimdi bu durumda her insan büyük ahiret mahkemesinde, Allah'ın hakimliğinde, melek ve organlarımızın ve tüm canlı cansız eşyanın şahitliğinde bir insan kendisini nasıl savunmaya geçebilir? Biz kendimizi nasıl savunacağız? Kime karşı savunacağız? Savunulacak neyimiz var? Öyle ya, mahşerde sorguya çekileceğim zaman Allah'a karşı kendimi nasıl savunabilirim ki? Çünkü her şey fahiş olmuş, ifşa olmuş. Gün yüzü gibi açık ve net. İçler, dışlar gibi ortada görülmekte. Anya ile Konya belli olmuş o halde. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı halde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El